Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim poğaça. Kaşarlı, galetonlu bir poğaça yapacağım. Yumuşacık hamuruyla çok güzel oluyor. Muhakkak bir kere de olsa denemelisiniz. Ben bugün kaşarlı yapacağım. Kıymalısı da çok güzel oluyor. Onu da tavsiye ederim. Hemen öncelikle hamurunu yoğurarak başlayayım. Bu tarifte kullandığım bardak ölçüm 200 milimlik. Bir su bardağı ılık süt. Böyle çok sıcak da olmasın, çok soğuk da. Ilıktan biraz daha sıcak olabilir. Bir su bardağı ılık su. Eğer sıcak yaparsanız mayanız kesilecektir. Yarım su bardağı sıvı yağ. Çok fazlasıyla malzemesi de yok. 3 yemek kaşığı toz şeker. Çok aşırı doldurmayın. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 paket kuru maya. 10 gramlıklardan. Eğer büyük paket kullanacaksanız 1 yemek kaşığı koyabilirsiniz. Öncelikle bunları bir karıştırayım. Tamamen maya içerisinde kaybolsun. Burada 5 su bardağı unu eledim. Ortalama 5 bardağı kadar gidiyor. Ama şimdi göreceğiz. Sizler de lütfen ununu her zaman söylüyorum. Yavaş ekleyin. Benim söylediğim un miktarını eklerseniz tutabilir de tutmayabilir de. Çünkü her un aynı olmuyor. Bu yağdan, sütten, her şeyden değişebilir. Lütfen yavaş ve dikkatle ekleyin. Ben şimdi 5 su bardağını eledim. Yavaş yavaş ekleyeceğim. Sonunda ne kadar eklediğimi sizlere söyleyeceğim. Öncelikle bir miktarını ekleyeyim. Eğer ki gerekirse gene un alacağım yanıma. Yumuşak bir hamur yoğuruyoruz. Şimdilik unun hepsini kattım. Daha un bile gerekebilir. Bir su bardağı un daha aldım. Şöyle eleyerek ekleyeceğim. Yavaş yavaş ilave edeceğim son bardağı. Hamuru toparladım. Ellerimi de yıkadım. Eğer ellerinizi yıkamazsanız sürekli un koyma ihtiyacı duyabilirsiniz. Artık bundan sonra hamurumu 5 dakika boyunca aralıksız yoğuracağım. 5 su bardağı undan şu kadar kaldı. Şimdi bunu da ekleyeceğim artık. Pardon, 6 su bardağı undan. Yani benim bu hamuruma toplamda 6 su bardağı un gitti. Şöyle kıvamını göstereyim. Gördüğünüz gibi hafif elime yapışıyor. Bir yemek kaşığı kadar daha un ara ara serperek hamuru toparladım. Elinize yapışmazsa hiç un eklemeyin sakın. Olması gereken kıvam bu. Şöyle temiz bir kaba önüme alıyorum. İçerisine sadece bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Şöyle süreceğim. Bu şekilde yaparsanız hamurunuz çok rahat çıkıyor. Üzerine bir streç filmle kapatıyorum. Dinlendirme süreci tamamen odanın ısısına göre değişecektir. 30 dakika ile 1 saat arasında mayalanacaktır. Eğer aceleniz varsa fırınınızı 40 dereceye getirin. Bir 5 dakika ısıtın. İçine oturtun. Fırınınızı da kapatın. Bir yarım saat onun içinde de mayalandırırsanız çok çabuk mayalanıyor. Üzerine temiz bir bez örtüp 1 saat dinlendireceğim. Hamuru 1 saattir dinlendiriyordum. Artık yeterli. Açıyorum. Tepsilerimi yanıma aldım. Galeta ununu, bir miktar kaşar, 50 gram kadar da tereyağı hazırladım yanıma. Hamuru tezgahımın üzerine alıyorum. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir hamur oldu. Öyle elinde oynayası geliyor insana. Hamuru bezeler haline getireceğim. Mandalina büyüklüğünde yeterli. Şöyle. Önce hepsini bir
ayarlayayım. Bakalım kaç tane çıkacak. Toplamda 13 tane hamur çıktı. Hemen bunları bez haline getiriyorum. Öncesinde yağladığım için hiçbir şekilde un ya da yağ kullanmaya gerek kalmıyor. İlk hamurumla başlıyorum. Elimle açıyorum. Hamuru hafif böyle kare olacak şekilde bir miktar kaşar peyniri kullanacağım. Beyaz peynir de kullanabilirsiniz ama eriyen bir kaşar olursa, eriyen bir peynir olursa daha iyi olur. İçerisine yeterince kaşarı koyuyorum. Kapatıyorum üst üste. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Hafif kare olacak şekilde açıyorum. Kaşarı koyuyorum. Üstüne kapatıyorum. Hemen yanlardan da. Bu şekilde. Şimdi tepsiye dizmeyeceğim. Çünkü üzerine tereyağı ve galeta unu süreceğim. Bunun üzerine yumurta sarısı değil galeta unu bulanıyor. Eğer hamur elinize yapışırsa hafif elinizi yağlayabilirsiniz. Ben de birazcık yağ sürdüm. Çok az. Hamurların hepsini yaptıktan sonra 50 gram yani 1 yemek kaşığı kadar anca tereyağını elimle alıyorum. Yumuşak olması gerekiyor. Üzerine sürüyorum. Birazcık şöyle üzerlerine bırakayım. Bu tereyağı sürdüğümüz tereyağı çok lezzet veriyor. Değişik bir poğaça tadı oluyor. Su bardağı da galeta unu kullanacağım. Hamuru alıyorum. İçerisine batırıp kaldırıyorum. Ve tepsiye diziyorum. Bir taraftan da elinizle hafif bastırabilirsiniz. Tepsiye dizerken aralıklı dizin. Tüm poğaçaları hazırladım. Eğer ki zamanınız yoksa bir 5 dakika bekletip fırına atabilirsiniz. Ama zamanınız varsa bir 15 dakika tepside bekletmenizi tavsiye ederim. Çok fazla da bekletmeyin. Bu sefer çok aşırı derecede şişiyor. 180 derecelik alt üst ayarda. Üzeri kızarana kadar pişireceğim. Ben sadece bir 15 dakika tepsi mayasında bekleteceğim. Poğaçaları fırından çıkardım. Bir 15 dakika bile tutmam bu şekilde kabarmasına sebep oldu. Bu çok fazlasıyla sıcak. Birazcık arkayı alayım. Öbürünü göstereceğim. Şöyle alayım yumuşacık. Gördüğünüz gibi. Çok yumuşak bir hamuru var. İçi de gayet güzel pişti. Birazcık poğaçaları ufaladım ama kusura bakmayın. Sizlere ayrıntılı göstermek için. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.